Bugün 6 Mart, ben Ali Çağatay, Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası programında bugün çok farklı konuları konuşacağız. Bugüne kadar da farklı konuları konuşmaya çalışıyorduk ama bugünkü çok özgün ve farklı konular bütünü olarak karşımızda duruyor. 100 yıl öncesinin maden arama, çıkarma, işleme teknolojileriyle bugünkü arama, işleme ve çıkarma teknolojileri arasında olağanüstü farklar var. Çünkü dijital bir dünyada yaşıyoruz. Yapay zekanın devreye girdiği bir dünyadayız. O sebeple geçmişteki arama yöntemleri artık terk ediliyor. Türkiye madenciliği de bu konuda adımlar atmaya çalışıyor ama her alanda yeterli teknolojiyle buluştuğunu söylememiz mümkün değil. Belki bu konulara ipucu olması bakımından yapacağımız konuşmadan çıkacak notlarla biz de yolumuza devam edeceğiz. Kimle yapacağız? Bu programı en başından beri birlikte yaptığımız program partnerimiz sayılabilir. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Güven Önal bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Şimdi ben çerçeveyi anlatmaya çalıştım ama neyin üzerine kurduk? Şunun üzerine, yani 21. yüzyılda her şey değişiyor. İşte 25 sene önce, 30 sene önce cep telefonu diye bir şey yoktu. Cep telefonu çıktı, akıllı telefonlar çıktı. Şimdi çok daha süpersonik özelliklere sahip telefonlar geliyor ya da uydu haberleşmeleri geliyor. Siz Amerika'da, Minneapolis'te bir yeni maden arama, çıkarma ve işleme teknolojileri kurultayı ya da çalıştayından geldiniz. Şimdi önce biraz oradaki izlenimlerinizi anlatmanızı istiyorum. Sonra ben bazı şeyleri soracağım size. Evet, şimdi tabii her şey gibi madencilik de gelişiyor. Yani bu dijital dünya oraya da girdi ve de uzaktan kumandalı ve tam otomatik çalışan sistemler var. Evet. Tabii ki madencilik deyince aramadan başlıyor, madenin üretimi ile devam ediyor ve en sonunda madenin işlenmesi yani zenginleştirilmesi vesaire, metalürjik işlemler yani insanın faydasına sunulmasına kadar devam ediyor. Evet. Şimdi arama ile ilgili önemli bir takım gelişmeler var. Türkiye'de de kısmen uygulanıyor. Bunlar son dünyada 5-6 yılın ürünü. Örneğin uzaktan algılama dediğimiz olay. Yani madenler tamamen termal kameralarla çekilen, uzaydan çekilen fotoğrafların değerlendirilmesiyle bulunuyor. Olası maden sahaları yani. Bakıyorsunuz burasıdır. Ondan sonra tabii ki bu haritalama vesaire teknikleri de çok büyük ölçüde gelişti. Şimdi bu insansız hava araçları ile o yerin fotoğrafları çekiliyor ve jeofizik incelemeleri yapılıyor. Ondan sonra jeolojik incelemelerle maden yatağı ortaya çıkıyor. Bugün dünyada en son rakam 138 tane maden hiçbir belirti vermeden bulunmuş durumda. Nasıl? Bir şey, bir örnekleme yaparak anlatırsanız. Bir örnekleme yapayım. Örneğin, hiçbir bulguya sahip olmaksızın. Hiçbir bulgu yokken bulunup bugün işletiliyor. Evet. Yani Avrupa'dan bir örnek vereyim. Portekiz'deki bir kurşun çinko madeni. Nasıl bulunuyor? Bu termal kameralarla çekilen fotoğraflardan yoğunluk, kayaç cinsleri belirleniyor. O kayaç cinslerine göre burada hangi oluşumlar olabilir? Bir de başka maden sahaları ile karşılaştırılıyor bu fotoğraflar. Bir renk şeyi var, renk birliği var. Yani örneğin şu madende şu renk oluşuyor. Ondan sonra daha yakına gidilip yerinde jeolojik, jeofizik incelemeler yapılıyor ve sonuçta sondajlarla madene ulaşılıyor. Evet. Ve Türkiye'deki birçok altın madeninin yani son ne diyeyim 10-15 yıl içerisinde bulunup ortaya çıkması da bu teknolojilerin kullanmasıyla oldu. Uzaktan biz yıllarca altın aradık Türkiye'de. Maalesef yok dedik, bulamadık. Ama bu teknolojilerle gelen yabancılar altın madenlerini buldular. Şimdi bu aramada çok büyük bir öncelik kazandırdı. Yani madenlerin bulunmasında şu anda
Şu anda yani bir bakanlığımızın ön ayak olmasıyla Türkiye'nin jeofizik ve jeokimya haritası yapılıyor. Evet. Bunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıklamıştı, tabii. Hatırlayacaksınız. Türkiye'nin jeokimyasal haritalama sisteminin 18 paftasının 14'ü tamam dedi. Kalan 4 paftayı da Mart ayı sonuna kadar çıkaracağız dedi. Sonra jeofizik haritayı da 2 yıl içinde hazırlayacağız dedi. Bunlar bittiği zaman Türkiye'nin adeta maden haritası yapılmış, nerede ne var. Tabii burada uzay fotoğrafları da çok önemli. Yani nerede ne arayacağımızı bileceğiz. Yani böyle bir teknolojinin bu yönde bir gelişimi var. Tabii ki maden yatakları modelleniyor. Bunlar da yapılıyor. Yani önemli bilgisayar programlarıyla modelleme yapılabiliyor. Ve de sonuç olarak da yine tamamen şey üzerine bilgisayarda belli programlarla rezervler hesaplanıyor. Evet. Yani sondaj verilerini kullanarak rezervler hesaplanıyor. Örneğin bugün öyle bir gelişme var ki uzaktan kumandalı sondajlar yapılabiliyor. Örneğin kutup bölgesinde vesaire 1000 kilometre uzaktan o sondajı kontrol ederek yapıyorlar. Yani sondaj makinesi oraya indiriliyor. Ve indiriliyor. Ama sondaj makinesinin kumandası Atlanta'dan yapılabiliyor. Aynen öyle. Evet. Yani bu kadar gelişmiş teknolojiler var ve bunlar kullanılıyor. Ben yani sadece kullanılanları konuşuyorum burada. Çünkü buradaki araştırmalar hiçbir zaman durmuyor yani. Maden sanayi de olsun, diğer endüstriler olsun, her yerde en önemli olay bir ürünü en kaliteli ve en ucuza mal etmek. Evet. Aslında bazı şeyleri hani böyle akla vurduğunuz zaman, yani ustamlama dediğiniz metodolojiyi kullandığınız zaman pekala buralara ulaşılmasının hayal olmadığını ya da bugün kullanılan bu biraz önce sözünü ettiğiniz o olağanüstü teknolojilerin günümüzde hayata geçirmesinin çok zor olmadığını görmek mümkün. Mesela biraz önce verdiğiniz örnekte diyorsunuz ki uyduyla bir yerde altın, gümüş, krom, bakır ve benzeri madenlerin olup olmadığını algılayabiliyoruz. Aynen. Nasıl yapıyor onu? Muhtemelen daha önce o bilgisayara altın, gümüş ve benzeri madenler tanımlanıyor, tanımlatılıyor. Sonra o tanımlamalardan bir renk şeyi çıkıyor, tayfı çıkıyor. O renk tayfına göre uzaydan çekilen fotoğraflarda aynı renk tayfına ulaşılırsa demek ki evet burada altın var, burada gümüş var, burada krom var diye yürünebiliyor. Aynen. Elbette ihtimaller bunlar. Sapma ne kadar, bunu merak ediyorum. Örneğin uzaydan elde edilen bir haritanın... Şimdi şöyle diyeyim, bunlardaki sapma hiçbir zaman %100 geçmiyor. Müthiş. Yani çünkü birçok veriyle, yani sadece renk değil, oradaki kayaçları da belirliyorsunuz. Yani hangi kayacın hangi madeni, hangi cevherleşmeyi taşıyabileceği de bir bilgi, yani jeolojik bu. Yıllardır bilinen bilgiler bunlar. Evet. Onun için yani son derece prezisyonlu bulunuyor yani. Dedim size 138 tane maden şu anda benim bildiğim, yani kayda geçtiğim hiçbir belirti vermeden bulunmuş madendir. Evet. Bir de şöyle bir bulgulama yöntemi var. Mesela bazı yeryüzüne çıkan gazlardan yola çıkarak o gazlarla arkadaş olan ya da o gazların yayılmasına sebep olan madenleri bulmak mümkün olabiliyor. Örneğin bir topraktan, bir bölgeden oksijen çıkıyor diyelim. Ya da karbondioksit çıkıyor. Ya da radon gazı çıkıyor. Ya da civa çıkıyor. Şimdi civayla arkadaş olan, yani civayla birlikte doğada bulunma ihtimali olan birkaç seçenek var. Onlara bakılarak bu bölgede altın olabilir deniyor. Bilmiyorum tabii bu tamamen bunlar şey. Bunlar eski metotlar. Evet. Yani şimdi örneğin bu termal, hani sıcak suların çıktığı yerler var ya. Evet. Onlarda mutlak civa, altın, gümüş gibi bu hidrotermal safhada oluşan madenleri aramak lazım yani. Nerede bir termal kaynak varsa civarında bir maden bulunur. Bunlar eski. Eskiden beri bilinen. Benim söylediklerim tamamen bu dijital çağın ürünleri yani. Ve uygulamaları. Ötekiler dijital değil, bir takım başka verilere dayanıyor. Peki şimdi bu fay hatları ya da işte kayaçların olduğu bölgelerdeki aramalarda. Şimdi mesela altın madenine ulaşılmasında artık elimizde çok fazla karine var deniyor. Çünkü altın işte ters algoritma kullanılıyor orada.
kayaçların altında, yani yer kabuğunun hareket halindeki bölgelerinde işte sıvı akışkanlar yüz binlerce yıl akışarak orada bir altın oluşumuna sebep oluyor deniyor. Bizim bugün bulunan, Türkiye'de bulunan altın madenlerine baktığımızda da bu bilgi doğrulanıyor belli ölçüde. Buna bakarak başka altın madenlerimiz olduğunu da varsayabilir miyiz ya da tabii, o konuda tabii. Umutlanabilir miyiz? Şimdi ben başka bir bulgu söyleyeyim. Türkiye'de nerede bir antik kent alıntısı varsa orada, onun yakınında mutlak bir altın madeni vardır. Bugüne kadar bulunanlar var ama bulunmayanlar da var. Biz bunu söyledik ya, kazmaya alan antik kentlerin yakınlarına gidebilirler. Mutlak bir altın madeni vardır çünkü o nedenle kurulmuştur. Hele Anadolu bu kadar medeniyet buraya gelmiş geçmiş, bunlar işte altınmış, bunların bakır, bunların peşine gelmiş yani. Bugün şu anda yanlış hatırlamıyorsam 12 veya 13 tane altın madeni üretimde şu anda Türkiye'de. Evet. Ve bu altın madenlerinin daha 3'e 4'e katlanması mümkün. Yani o kadar geniş bir alana yayılmış. Evet, yani şeydeki benim söyleyeceğim aramadaki bugün uygulanan yöntemler bunlar. Gelelim maden işletmeye isterseniz. Evet. Şimdi madenin üretimi tabii bir yer üstünden oluyor, açık ocak dediğimiz, bir de yer altından oluyor. Evet. Şimdi yer üstü madenlerinde artık bu dijital teknoloji o kadar girmiştir ki hem yer üstüne hem yer altına. Örneğin şöyle bir sayarsak, mesela bütün projeler tamamen bilgisayar programlarıyla yapılır. Artı bu insansız uzay araçlarıyla da her an bir açık işletme denetim altında tutulabiliyor. Yani her yönüyle, işçi sağlığı açısından, toz açısından, toz, ses, yani bütün bunları siz bu dronlarla kontrol altında tutabiliyorsunuz. Ayrıca mesela uzaktan kumandayla yapılan iş makineleri var. Evet. Yani içi kimse, insan yok. Oradaki her türlü eskavatörü, ne bileyim, kamyonu vesaire uzaktan kumandayla çalıştırıyorsunuz. Ayrıca öyle şeyler gelişti ki, çünkü madenlerde patlatma olduğu zaman dağılır. Yani nereye ne gittiği pek belli olmaz. Evet. Onun için güzel sensörler var, böyle patlatma deliklerine 10 delikte bir tane falan kuruyor. Ondan sonra onlardan gelen sinyallerle patlamadan sonra hangi bölgede, hangi tenörde, yani hangi maden içeriğinde malzeme toplandığı belli oluyor. Ve de insan şeye değmeden, komutlar gidiyor şeye, bir kamyonlara gidip oralardan yükleniyor yani. Maden bir yere gidiyor, atılacak bir tarafa gidiyor. Yani bunlar hep otomatize edilmiştir ve uygulanıyor dünyada. Evet. Mesela şu dediğim yöntem, en son geçen seneki rakamlarla 37 madende uygulanıyor dünyada açık ocak olarak. Resmen otomatik yani yapılıyor her şey. Bunun dışında öyle şeyler var ki ne bileyim, kamyon uzaktan kumanda ediliyor. 450 tonluk kamyonlar kullanılıyor bugün. Yani evet. Müthiş bir şey. Bunlar elektrikli ama elektriği kendi üretiyor. Evet. Yani bir tırın ortalama 40 ton aldığını düşünürseniz 450 ton hesabını yapmayı izleyicilere bırakıyorum. Yani bunların resimleri vardı ama var. Bir tane. İşte şu, görmüyorum. Değil mi hocam? Şu. Bakın, şu görüntü. Evet. Evet, aynen yani, bu. Bakın insanlar lastiğine göre ne kadar. Evet. Yani şimdi yani o kadar çarpıcı ki bunlar yeni yani. Bir sene falan bu kamyon devreye girmiş. Yani bunun gibi yeraltı ocakları mesela. %95 otomatize edilen yeraltı ocakları vardı. Artık işçinin galeriye girmesine gerek kalmayabiliyor. Yok, yukarıdan kuruyor. Örneğin İsveç'teki Kiruna demir madeni. 1200 metre derinledir. Yukarıda merkezde şeyler var, ekranlar. 12 tane, 14 tane ekran. Her birinin başında bir teknisyen. Aşağıdaki delmeyi, patlatmayı, ne bileyim, alınıp vagonlara yüklemeye gelip kuyu başına yukarıya çıkana kadar her şey otomatize edilmiş. Aslında bir anlamda ekran başında ağır işçilik yapıyorlar. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani iş bu şeylere geldi yani dünyada. Bu uygulamalar var. Ben çünkü benim söylediklerimin hepsi uygulanıyor. Böyle ileriye yönelik değil.
Dolayısıyla yer altında da her şey denetimde. Örneğin bütün havalandırma otomatik kontrolde, yani havalandırma kapaklarının açılıp kapanması, hava hızı, hava kalitesi, oksijen yoğunluğu ölçümleri, hepsi. Yani bu şekilde artık madenler dijitalize edildi yani hepsi. Evet. Peki bu Minneapolis'teki toplantıda sizin böyle çok hayretle karşıladınız. Ya bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum, vermemiştim dediğiniz şeyler de oldu. Böyle birkaç örnek üzerinden gidebilir miyiz? Çünkü Türkiye madenciliği de bunlara tanık olsun anlamında konuşalım istiyorum. Şimdi var mesela benim de yani şey yaptığım yer altında şimdi tamamen batarya yani elektrikli, akülü vasıtalar kullanıyor. Onlarda da isimleri var. Kalitesiz biraz ama çektiğim. Bütün makineler yani eski yer altında böylece hava kirliliği tamamen önlenmiş oluyor. Yani bu büyük bir devrim madencilikte. Yani oraya girip çıkan işçilerin sağlıklarını da düşünen bir altyapı oluşturuyor. Tamamen hiç o dizel makineler değil, onların yerine tabii bütün madenlerde değil ama bunu uygulayanlar var. Yani her türlü uzaktan kumandalı makine, teçhizat elektrikli, bataryalı yani. Bir vardiya çalışıyor, bir vardiya şarja konuyor. Elektrikli ve insansız bir de, i̇nsansız değil mi? Modeller tabii, de insansız, böyle. Evet, evet. İnsansız. Dolayısıyla uzaktan kontrol. Uzaktan kontrol. Evet. Başka? Peki böyle dikkatinizi çeken? Şimdi bazı tabii yeni araştırmalar var. Yani bunlar makine teçhizat açısından değil ama madencilikte yenilik. Şimdi dünyada bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu endüstrinin bugün, yani daha doğrusu ileri teknolojinin ham maddeler, nadir toprak metallerini kömür santralı atıklarından elde ediyorlar. Elde etme araştırmaları var. Yani bunlar başladı. Çok tahmin ilginç. Ediyorum önümüzdeki yani o curuf, yılda, curuf diye evet, attığımız iki türlü, hem o uçan atık dediğimiz evet, yani gazlardan ash, hem de aşağıdaki curuftan nadir toprak metalleri. Mesela neler bu nadir toprak nadir metallerinden toprak bir iki metalleri, örnek? İşte şöyle sayayım aklıma gelen lantanyum, evet, seryum, europium, neomidyum gibi evet, çok kullanılan. Ne işe yaradığını ben bilmiyorum şahsen bunların. Valla ben söyleyeyim yani örneğin neomidyum edilen evet, maden olmasa bugün böyle yüksek ses veren ne bileyim kolonlar hiçbiri olmaz. Amfiler olmaz. Hiçbiri. Neomidyum. Çok yüksek. Neomidyum. Ne bileyim yani o seryum bir olmasa evet, laser olmazdı. Seryum. Evet. Mesela neomidyum olmasa MR, bu manyetik MR rezonans olmazdı. O titreşimi neomidyum sağlayan? Hayır, manyetik alanı sağlıyor. Manyetik çok yüksek bir alaşımlarla manyetik alan sağlıyor. Yani bugünkü ileri teknolojide mesela birçoğu bu cep telefonları, televizyonlar, bunlar da işte o her türlü dijital çalışan. Peki seryum laser'ı nasıl şey yapıyor? Yani laser'da laser ışınının çıkmasını sağlıyor. Lantanyum ışığın çok açığa çıkmasını sağlıyor. Evet. Lazer ışığının. Tabii. Evet. Yani her birinin bir önemli kullanım yeri var. Şimdi hepsini burada tabii tabii hepsini sayamayız. Bir saymaya belki, kalsam bir program yetmez. Belki bir başka programı. Tabii. Çok güzel siz nadir aslında. Toprak elementleri nelerdir ve nerelerde kullanılır? Son derece önemli. Ona ayırabiliriz. O zaman biz ve de hikayesi de bunlar önemli. Bunlar çünkü öyle elementler ki takriben periyodik kaç nadir toprak elementi var doğada 16. Bilinen? 16. Evet. Bu 16'nın tamamının üretim alanları ve kullanım şekilleriyle ilgili bir program yapacağız önümüzdeki günlerde. O zaman oraya. Tamam. Onu bizim sona doğru yapalım. Peki şimdi bu ileri teknolojiler, yani biraz önce sözünü ettiniz, o Minneapolis'te gördükleriniz işte yer altındaki akülü arabalar, insansız araçlar ve makineler artık iş kazalarını gerçek anlamda gündem olmaktan çıkarmaya matuf. Ama tabii maliyetleri yüksek. Fakat insan hayatının hiçbir şeyle değiştirilemez olduğu gerçeğinden hareketle bizde de madencilik sektörünün bunlara çok güçlü biçimde yatırım yapması lazım. Bu bir. İki, madencinin bunu kendi başına yapma ihtimali zayıf olduğu için burada kamunun bizzatı desteğine ihtiyaç var. Yani madenciliği çok önemsiyorlar. Öyle görüyoruz.
Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir maden strateji belgesi yayınlandı. Bu belgeye baktığımızda diyoruz ki evet, Türkiye önüne koyduğu 5 tane önemli yol haritası var. Bir tanesi madencilik. Şimdi bu durumda nasıl bir teşvik sistemi olmalı ki bu sözünü ettiğimiz işte minimum iş kazaları, minimum ölüm, minimum yeraltı insanlı çalışmayı gerçekleştirebilelim? Şimdi esasında tabii dünyadaki oluşum şuydu. Dünyada da 1700'li yıllarda başlayan madencilik, yani küçük madencilik, kişisel madencilik giderek Amerika'da 1900'lere doğru, işte Avrupa'da biraz daha geç 1917-1920'lerde büyük madenlere dönüştü. Evet. Yani küçük altın avcıları dönemi bitti. Çok büyük oldu. Büyük madenler. İşte Türkiye'de de şu anda çıkan bazı yasalar adeta bunu öngörüyor. Yani küçük madenciler bir araya gelsin, büyük şirketler kursunlar. Tek bireysel çalışma yerine hep birlikte yapsınlar. O zaman projeler ürer, ne bileyim, en yeni teknolojiler gelir. Şimdi Türkiye'deki, yani büyük demeyeyim de, yani bazı maden, çünkü Türkiye'de daha büyük maden yok. Çünkü Türkiye'deki madenlerin en büyüğü günde 10 bin ton papasiteli. Peki, halbuki büyük, dünyanın en büyük madeni... Büyük ölçeği nereden başlıyor? Yani kaç... Büyük ölçeği şöyle, en azından 20 bin tondan sonra. 20 bin ton minimum. Günlük bir günlük üretim kapasiteden olmalı. Bahsediyoruz. Evet. Ne bileyim, bugün dünyanın en büyük madeni de günde 1 milyon ton üretiliyor. Hangisi bu? Bu Morenci madeni. Arizona'da, Amerika Birleşik Devletleri, bakır madeni. Bakır madeni. 1 milyon ton. 1 milyon ton açık ocak. Yer altında da dünyanın en büyük madeni yine bir bakır madeni. Bu Şili'de El Teniente madeni. Burada da günde 100 bin ton üretiliyor. Günde 100 bin ton yer altından. Yani bizde de madenciliğin artık büyük boyutlara ulaşması lazım. Şimdi maden işletmeyle ilgili öyle şeyler var ki, mesela de unuttum söylemeyi. Sensörler var, heyelan belirleme. Evet. Yani bir yerde bir kayma varsa onu önceden siz görüyorsunuz. Yani Türkiye'de bir sürü kazalar oluyor. Yani heyelan oluyor, kaza oluyor. İnsanlar ölüyor. Yani bunlar artık engellenmiş, bir takım kurallar konmuş. Bunlar ölçülebiliyor da. Yani her şey ölçülüyor. Mesela yer altında dediğim gibi her şeyi kontrol altında tutabiliyorsun. Yani işte Kiruna gibi birkaç maden daha var. Bunlar %95 artık otomatize edilmiş. Yani insan yukarıda oturuyor şey başında. Bizde peki %100'e yakın otomatize edilmiş maden var mı şu anda? %100'e maden yakın. Değil de bakın, bir de ne var? Zenginleştirme tesisleri var. Tamam. Bunlar %100'e yakın şey yapılabilir. Özellikle flotasyon dediğimiz bu köpükle yüzdürme tesislerinde hemen hemen %100'e yakın bir otomasyon oluyor yani. Kimse yok içeride. Her şey kendi, her şey ayarlanıyor. Aklınız, yani çok fazla detaya girmek istemiyorum çünkü teknik şeyler. Ama bunlar %100 otomatize edilmiş durumda. Örneğin Kiruna madeni %95. Ama belki de önümüzdeki 2-3 yılda da %100 olur. Yani, %100 olacak. Yani bunu... Peki en kolay otomatize edilen maden türü hangisidir? Yani açık ve kapalı maden olarak soruyorum. Hiç fark etmiyor. Cinsi hiç fark etmiyor. Hiç fark etmez. Yeter ki ona yatırım yapasın. Ama mesela zenginleştirmede, örneğin flotasyon dediğimiz o köpükle yüzdürerek zenginleştirme %100'e yakın, yani otomatize edilebiliyor. Ama fiziksel zenginleştirme işte... şeyle, özgül ağla onlar, evet, edilemiyor. Onlar %70'lerde falan. Şimdi dolayısıyla yani giderek her yıl bu madenciliğin bu tür gelişmeleri oluyor. Bizde de yeni projelerde bunlar oluyor. Örneğin bir kuyu var. %100 otomatik çalışıyor. 960 metrelik maden kuyusu. Ne madeni? Şimdi bakır madeni. Bu 960 metre insansız. Evet. %100 otomatik çalışıyor. Sadece kuyu ama. Hangisi olduğunu da söyleyin de. Küredeki bakır madeni. Evet. Ve orada yani bir tane skip denilen, biri boşalırken biri yükleniyor aşağıda. Hiç kimse yok. Bir kişi sadece o ekranlardan, bir elektrik mühendisi, bu işi bilen,
acaba nerede ne oluyor diye izliyor. Peki, yani. Son iki dakikamızda şöyle bir hesap yapılabilir mi hocam? Yani bu 960 metreye inen insansız maden çıkarma şeyiyle, ocağıyla aynı ocağın insanlı modeli arasındaki maliyet farkını. Yani oraya yapılan yatırımın maliyeti nedir? Aynı sürede, aynı sayıda işçinin aynı üretimi yapabilmesi için gereken maliyet nedir? Ben size söyleyeyim. Burada bu kuyu çalışmaya başlamadan önce bir ton cevherin yer altından yer üstüne tesise gelmesinin maliyeti $5 civarındaydı. Peki. Bugün $1 civarında. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Başka yani, bir şey söylemeye gerek yok. Bence bunun üzerine başka bir şey söylemeyelim. Herkesi buna teşvik. Yani bunlar tabii bir yatırım şeyi. Madencinin birleşerek büyük madenler, yani öyle küçük çapta ama küçük çapta madencilik olmuyor. O evet. Devir geçti yani. O devir geçti. Evet. Hocam çok teşekkürler. Yine ben çok faydalı bir program yaptık sayenizde. Ve böylece bir Maden Dünyası programını da burada noktalıyoruz. İki hafta sonra aynı saatte farklı bir konuyla karşınızda olacağız.